Yenge! Yenge dur! She's afraid of flying and doesn't want to sit by the window. Why don't you switch the seats? The person who's sitting next to her doesn't want to swap. Okay, let's sit here until another one becomes available. All right, thank you. Just sit here? Yes. Thank you, yes. So good. Thank you. But no window seat, please. Sorry. Allah kahretsin ya. Kaç kere söylemem lazım cam kenarı istemiyorum diye. Var bende de farkında bile değilim. Bakayım. Çok kötü deşmişim. Çok çok özür dilerim. İşte bu yüzden uçağa binmeyi sevmiyorum. Biliyorum korkum yersiz ama yine de korkuyorum. Ne yapayım? Your seat is available now. Would you like to follow me? Yes, thank you. İlaçlarını iç. Bahçeyi sularken üstünü başını ıslatıyorsun. Ondan oluyor bunlar. Tamam. Tamam Nazlı babacık. Hadi öptüm seni. Merak etme beni, tamam mı? Bay. Ne gülüyorsun kız kendinden? Hiç. Ne yiyorsun sen? Sen getirmedin mi? Tezgahın üstünde duruyordu. Ekmeğin üstünde sürdüm, yiyorum. Tükür. Kızım tükür. Ceviz var onun içinde. Ne? Tükür. Kızım sen beni taşıyacaksın, ben mi seni taşıyacağım? Ben seni buraya kadar getirdim, yoruldum. Biraz da sen yürü canım. Sen de üstüne ceviz olduğunu yazsaydın. Kızım sen de hemen atlamasaydın yazmaya vakit olurdu herhalde. Her yerim kaşınıyor. Vallahi tesadüf. Sen yürüyordun. Bir
Şey, arkadaşımın cevize alerjisi var da zehirlendi. Hay. Siz ne yapıyorsunuz burada? Pansumana geldim. O kadar mı değişmişim? Ya, ölümlerden dönmüş. Çok özür dilerim. Şaka şaka. Küçük bir kaza geçirdim de. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Cevabı olmayan soruydu bu. Bildiği tek şey yaşamak için burada olduğuydu. Adam bu soruya cevap vermek yerine kızın sesini yumuşak kavında sarhoş olmayı yeğledi. Bak bu şarkı kendi bestesi. Çok güzel değil mi? Bu tarz müzikten pek anlamam ama güzel geliyor. Sen de mi müzikle uğraşıyorsun? Yok. Ben buraya dil eğitimi için gelmiştim. Turizm bizim orada iyi iştir. Ama İrem'le tanışınca her şey değişti tabii. Benim okulum bitti ama bir süre daha kalmaya karar verdim. Babamı ikna etmek biraz zor oldu ama orası ayrı mesele. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Bana iş bile buldu. Ben kuaförlük yapıyorum bu arada. Bizim dükkan da Aziler'de çok uzak değil. Sen anlat. Ne anlatayım? Kimmiş bu Kemal? Bilmem. Biz de kendisiyle yeni tanıştık. Oo, sen bir şeylerden kaçmış gelmiş kafa topluyorsun demek. Anladım. Ne kadar kalacağım burada? Ferrarisini satan Bilge. Uzun bir süre. Ne kadar uzun bir süre? Mesela 3 ay, birkaç hafta, bir hafta, bir gün? Belli olmaz. Kader kısmet. İyi. Kafasını dağıtır biraz. Evet abi. Kardeşlerim mi? Şu yakışıklı olan kardeşim. Analarımız ayrı, babamız bir. Benim anam vefat etti. Onun anası büyüttü beni. Fadile Hanım. Fadile Hanım iyidir. Anam sayılır. Alpago da kardeşim gibidir. Babasına bize yadigar. Ben de annemi kaybettim. Ama uzun zaman oldu. Yüzünü bile hayal meyal hatırlıyorum. Sert bir kadındı. Babam çiçek gibidir. Ama anne işte. Keşke olsaydı. Ne oldu? Bakma öyle, ben kimsenin gözüne öyle uzun süre bakamam. Bu mu? Hı? Yoksa bu mu? Ve adam dayayacak ağzına lahmacunları, yana yana geleceksin eve, hala o ayakkabımı, bu ayakkabımı. Giy botlarını, git işte ya. Sen benim ağam hakkında ne cesaret öyle konuşuyorsun? Niye gülüyorsun sen? Aman boş ver. Sen şimdi buraya büyük işler yapmak için geldin, öyle mi? Ne gibi büyük işler? Mesela inşaat falan mı? Gibi. Neyse ne. Hoş geldin. İyi ki de geldin. Bak yine gülüyorsun. Her şey öyle komik olan ne? Ben de gülüyorum. Bizim İrem'e gülüyorum. Beni lahmacun yemeye götüreceğini düşünmüştü de. Bunları bir görse. Daha lahmacun sevgisinde değiliz. Eğer lahmacun yiyorsak o iş bitmiştir zaten. Hangi iş bitmiştir? Ya bak bu gönül işleri beni biraz mahcup eder. Çok zorlama. Ya sen ne değişik bir adamsın. Yanında hep böyle adamlarla geziyorsun. Yüzün hiç gülmüyor. Böyle bir ağır abi gibisin ama şu an karşımda 5 yaşında çocuk gibi mahcup oluyorsun. Bak yine gülmüyorsun. Ben dişlerini görmek istiyorum. Göster. Dur bakayım. Dur çok iyi. Dur dur. Göster dişlerini. Yapma. Ne ayıbı, göster dişlerini.